Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizinle muhteşem bir ıslak hamburger yapacağız. Bir daha dışarıdan yemeyeceksiniz garanti veriyorum. 650 gram az yağlı kıyma kullanıyorum. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı pekmez, 2-3 diş sarımsak. Benim elimdeki dişler biraz iri. Siz de sarımsağınızın boyutuna göre ayarlarsınız. Eğer küçükse sarımsağınız 2 diş de kullanabilirsiniz. Sarımsağı ekleyip üzerine tuzunu atıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı karabiber, bol bol kimyon. Ben 2 dolu çay kaşığı kimyon ekledim. Islak hamburger kimyonsuz ve e, sarımsaksız düşünülemez. 3 yemek kaşığı da galeta unu ekliyorum. Ve hamburger köftemin harcını yoğurmaya başlıyorum. Bu aşama çok önemli. Burada biraz sabırlı olmanız lazım. Yaklaşık 5 dakika köftenizi iyice yoğurun. Yoğurduktan sonra böyle yoğurduğunuz kabın içine tutup atarak... Dövme, çürütme işlemi yapın. Sonra üstünü sarıp buzdolabında dinlenmeye alıyoruz ki harcımızı bütün lezzetler iç içe geçsin. Bu sırada biz de hamburgerimizin sosunu yapacağız. 4 yemek kaşığı e, sıvı yağın üstüne 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı 1-2 dakika kavurduktan sonra 3 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları da ezerek ekliyorum. Eğer sizin sarımsağınız iri ise 2 diş de kullanabilirsiniz. Ama sosunda da mutlaka sarımsak kullanıyoruz. Sarımsakları da sos tenceresine aldıktan sonra salçayla birlikte yaklaşık 1 dakika kadar kavuruyorum. Sonrasında üzerine 4 yemek kaşığı ketçap kullanıyorum. Bu eklediğimiz her ürün sosumuzu çok lezzetli yapacak. Lütfen siz de verdiğim tüm aşamalara uyarak yapın. 2 su bardağı dolusu domates püresi kullanıyorum. Ben kendi yaptığım domates konservesini ekledim. İsteyen hazır da kullanabilir. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 3 tane küp şekeri alıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra ben et suyu kullandım. Kemik suyu. 1 su bardağı kemik suyu ekliyorum. Bu da çok lezzet veriyor. Eğer elinizde yoksa tabii ki normal suyla da yapabilirsiniz. Kaynadığı zaman kapağını kapatıp orta ateşe alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bu sırada dinlenen hamburger köftelerime şekil vermek için dolaptan çıkarıyorum. Tekrar şöyle bir alt üst ediyorum. Aslında bu kadar kıymayla 10 porsiyon hazırlanabilir. Ama benim 8 tane hamburger köftem vardı. Pardon ekmeğim vardı. Ekmeğe göre yapmak için ben 8 tane köfte hazırladım. Ama dediğim gibi bu malzemelerle 10 kişilikte rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Elimde köftelere iyice bastırarak şekil verdim. Bu sırada sosum da 20 dakika boyunca pişti. Artık iyice özleşti. Bakın suyu da bayağı buharlaştı. Onu artık ocaktan alıyorum ve köfteleri kızartmaya başlıyorum. İyice ısınmış, yanmaz, yapışmaz tavada pişirdim. Döküm tavada olur. Elinizde hangisi varsa. Orta yüksek ateşte böyle çok harlı bir ateş değil, orta yüksek ateşte yağsız olarak köfteleri önle arkalı pişiriyorum. Her bir yüzeyi yaklaşık 2-3 dakika pişecek. Bir yandan da patates kızartıyorum tabii ki ıslak hamburger patatessiz olmaz. Şimdi pişirmenin püf noktasına geliyoruz. Uygun bir tencereye bir tabağı ters olarak koydum. Tabağın üstüne çıkmayacak şekilde kaynar su ekledim. Bir tane pişirme kağıdını musluğun altında ıslatıp sıktım. Bunu tencerenin tabanına seriyorum. Şimdi bir buhar işlemi oluşturmamız gerekiyor hamburgerlerimizi ıslak hale getirmek için. Hazırladığım sosa ekmeğin hamburger ekmeğinin tabanını bakın gördüğünüz gibi batırıyorum. Üzerine hemen bir tane köfte yerleştiriyorum. Ekmeğin üst kapağını da aynı şekilde sosa batırıyorum. Böyle bol bol elimizi korkak alıştırmıyoruz. Sonra hamburgeri e, elimle tutarak bütün kenarlarını da sosa batırıyorum. Yani bu her aşamaya dikkat ederek lütfen yapın. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki bir daha dışarıdan yemeyeceksiniz bence. Bütün hamburgerleri böyle hazırladım. Ben iki tanesini kızıma sossuz olarak verdiğim için tencereye koymadım. Kalan sosumdan bol bol hamburger ekmeklerinin üzerine gezdiriyorum. Yine ıslatıp suyunu sıktığım bir tane yağlı kağıdı tencerenin üzerine kapatıyorum kenarlarını da içe doğru kıvırıyorum ki içeride bir buhar oluşsun buharı kaçmasın tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca ocakta pişmeye alıyorum bu sırada içine eklediğimiz su buhar oluşturacak ve hamburgerlerimiz o lezzetli sosu içine çekecek ve bu muhteşem görüntüye ulaşacak benim oğlum özellikle çok sever ıslak hamburgeri yani yiyince lezzetine inanamadı. Kesinlikle dışarıda yediklerimin hepsinden çok daha güzel dedi. Tarifime güvenin ve mutlaka bu tarifi deneyin. Denedikten sonra düşüncelerinizi benimle de paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.